Allah'a emanet olun, YouTube videosu çekiyorum ya. Her türlü pisliği yaptınız abi, ben anladım. Bir de küfür edin, sıçın bari şuranın ortasına ya. Nasıl insansınız siz? Ben burada trafik videosu çekiyorum ya. Herkese selamun aleyküm. Kurban Bayramı da yaklaştı. Kurban Bayramı'na özel bir video yapayım dedim. Konumuz ne? Konumuz sürat. Tatil yerlerine giderken insanların kendini kaybedircesine yollarda süratli araba sürmesi. Özellikle yeni ve lüks araç sürücüleri. Ve özellikle dikkat ediyorum, trafiği kullanmayan, yani işte ne bileyim, sözün meclisten dışarı böyle kamyoncu, otobüsçü, dolmuşçu, şoför esnafı değil de yılda bir kere peyderpey tatile giden insanların sürat yaptığını görüyoruz biz yollarda. Biz tabii kamyoncu olduğumuz için yollarda neyin ne olduğunu, etrafımızdaki 5 kilometre içerisinde ne olup bittiğini arkamızdan önümüzden fark ederek gidiyoruz. Ama elimizden bir şey geliyor gelmiyor. Bu tatil yerlerine giderken özellikle sıcaklarda asfaltın erimesinden dolayı, doğru mu Recep abi? Asfaltın üstüne mıcır dökülüyor. O mıcırlı yollarda 140-160 süratle giden adamlar Recep abi neye güveniyor? Ne altında ne olduğunu zannediyor da böyle sürat yapıyor, anlamış değiliz. Tekrar söylüyorum, işte Seydişehir taraflarında var, Burdur, Çeltikçi taraflarında var, devamlı mıcır at. Mıcırlı yollarda lütfen 90 süratı, devletin tabela koymuş oraya. Kaç sürat yazıyorsa tabelada o sürate uyarak araba sürelim. Ailemiz var arabamızda, biliyorsunuz kazalardan sonra çok büyük pişmanlıklar oluyor. Ne gibi pişmanlıklar oluyor? İşte emniyet kemeri takmamalar, arabadan fırlamalar, ön tekerin çıkması, lastiğin birden patlaması. Lütfen, lütfen, lütfen araba sürerken böyle sürat yaptığınızda, Allah korusun, bunlar iyi bir şey değil tabii psikoloji için, ama kaza yaptıktan sonraki psikolojinizi düşünün. Veya ayağınıza bir çekiç vurun şöyle. Ne kadar acıdığını hesap ederek, bunları böyle söylüyorum ki benim düşündüğüm şeyler bunlar. Küçük araba, binek araba, büyük araba. Şimdi normalde insanlar artık 90 sürat gittiği zaman Recep abi, araba sürmeyi bilmiyor zannedilir mi gibisine gidiyor. Vallahi ben tatile gidiyorum mesela, benim de var 200 beygir arabam altında. 90, 100, akıntılarda belki 110. Yanımdan adam 34 plakalı bir geçiyor Audi ile abi. La baba, nereye gidiyorsun? Ben anlamadım bu kadar yani. Yavaş. Yarım saat oynar. Ankara'dan beraber çıkalım. O yapıştırsın. Ben de tın 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 Neşet Ertaş açayım gideyim. Yarım saat, bir saat oynar. Ha Antalya'da tatile 12'de başlamış. Ha 1'de başlamış. Doğru mu? Doğru. Sürat hiç iyi bir şey değildir arkadaşlar. Lütfen lütfen. Kamyonların yanına fazla yaklaşmayalım. Sollamaya çıktıksa arkasından çok fazla gitmeyelim. Çünkü sıcaklarda lastik gümlemesi fazla olur. Onun için bunlara maruz kalmamak için kamyonu bir an önce geçiş süresinden hemen geçelim. Az adam var, arka kapaktan geliyor. Yolda gidiyorum ben, izliyorum adamı arkamdan, aynı bizim arabayı seyrede seyrede. Bir de manzaraya bakıyor. 5 kilometre arkamdan geliyor, hani beni soyacakmış. Bir an önce kamyonları, otobüsleri geçin ki onlar geniş olduğu için yola sığma mukavemetleri zor olur. Yolu bir rahatlatalım onlara da. Çünkü siz kamyoncuyu fark ettiğinizden daha fazla kamyoncu ve otobüsçü aynadan sizi daha çok fark ediyor ve daha çok görüyor. Ben arkadan gelen adamın gözlüğünün camını silip silmediğini bile biliyorum. Geliyor arkadan ayna. Eğer aynam temizse bakıyorum adam uyuyacak. Aha uyuyor. Arabada kavga var. Şu an gelen arabada şu var, bu var. İşte düğüne gidiyorlar. Belli, cenazeye gidiyorlar. Biz yolu süze süze artık. Yolların ne denir ona? Yargıcı gibi. Küçük arabayla, bak ben mesela geçen sene vallaha Trabzon'a gidecektim. Bütün akrabalarım bekliyordu. Arefe gününde korktum abi ya. Trabzon'a taksiyle gitmeye korktum abi. Gitmedim, evde oturdum bayramda ya. Vallaha korktum ya. Biri gelir tepemize çıkar, bilmem ne kazaları görüyorum. Kırıkkale'nin oralar, konvoy bilmem ne. Lütfen emniyet kemerimizi takalım. Seyir esnasında araç kullanırken telefonumuzu Bluetooth veya, doğru mu, başka teknolojik aygıtlara bağlayıp elimizde telefonla falan oynamayalım. Özellikle mesela eşlere de büyük görev düşüyor. Tatile gidiyorsunuz mesela, adamın yanında eşi uyuyor. La abla ne uyuyorsun işte, adamı konuştursana değil mi? Muhabbet et, şamat et, dedikodu yap, adamı ayık tut.
E şimdi senin yanındaki adam ağzını açıp uyursa, şoför ne yapar? O da uyur. O da uyur. Hep beraber uyuyalım o zaman. Olmaz. Ablalarıma da, kardeşlerime de veya sağ koltukta oturanlara da büyük görev düşüyor. Lütfen şoförü devamlı meşgul edelim. Servisini yapalım, çay servisi yapalım, kahve servisi yapalım, leblebi, çikolata. Neydi? Çünkü araç sürmek çok büyük sorumluluk ister. Biz mesela 3 kişi bir yere gidiyoruz değil mi? 3 erkek. Hiçbir zaman arabayı sürmem ben. Kısa mesafede de olsun. O sorumluluğu almam. O çok büyük bir sorumluluk. Ne dedin demin? Batıkent'te bebeğe az daha vuruyorduk. 50 suratim vardı. 80 suratim olaydı. Şu kadar kaldı bebeğe vuruyordum. Buz gibi oldum, duvar gibi oldum dedin değil mi? Niye dedin? Pişmanlık. 80'le vursan Allah korusun. Vadesi yetse adamın. Olacak ya. O yüzden lütfen, lütfen, lütfen benim sözümü insanlar genelde dinler. Her zaman benim sloganımdır. Yarım vites aşağı tırcılar. Taksicilerde 10 sürat aşağı. Bu 140-150 süratler falan, 200 süratler bunlar iş değil arkadaşlar. Araba bilyenin üstünde gidiyor. Bilyeyi boşver bir dene. O şeyin adı ne lan? Bilyeye sokuyorlar ya böyle. Aks. Aks değil lan. Şu çivi gibi bir şey sokuyor da ayrı iyi ya. Balık. Yok devransel ya. Şey la. Ne bilmem. La şeyi sokuyor ya şöyle. Pim. Pim. Bir pimini. Pim diyemedik lan. Pimin üstünde gidiyor araba. Araba pim keser. Doğru mu sıcakta? Bilye dağıdır. Bilye dağıldığı zaman sizin bijonlarınızın tekerin tutmasının bir esprisi kalmıyor arkadaşlar. Araba bilyenin üstünde gidiyor. Bilye bozulduğu zaman, bilye dağıldığı zaman teker komple pijonla beraber çıkar yani. Doğru mu? Jantla beraber, poryayla beraber çıkar. Çıktığı zaman ne yapacak? Şimdi zaten 200 surat yapan adam arabanın birden ön lastiği gümlediği zaman ne yapacağını bilmeyen adamdır. Zaten bunu yapabilen adam ancak F-16'yı gözü kapalı sürmek gibi bir şey. Doğru mu? Nerede öyle 200 suratla arabayı durduracaksın? Çok istisna. Allah yardım edecek. Yolda inek çıkabilir. Ayı çıkabilir, ördek çıkabilir, köpek çıkar. Adam ormanın içinden 200'de gidiyor. Önümde lamba yanmıyor diyor. E şimdi ayının canı sıkıldı. Karşıdan karşıya misafirliğe gidecek. Ne yapacak? Zaten insanın karşısına trafikte hayatta 70 yıl araba sürdün. Bir sefer ayı çıkar, bir sefer inek çıkar. Doğru mu? Kurbanlarımızı hayırlarıyla kesmeyi nasip etsin Rabbim. Özellikle tatil yerlerine giderken, cenazelere giderken, düğün konvoylarında şoförlerin çok dikkatli seçilmesi lazım ve çok dikkatli olması lazım. Allah korusun bir araba sıkıştığında o ön göğsün gelip de dizine saplandığını düşünsene. Videolarda izliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bu videoyu yapma gereksinimi duyuyorum. Çünkü bizim konu, uzmanlık konumuz. Üniversitesini okumadık ama trafik ve şoförlük. Doğru mu? Ben iyi şoför olduğumu iddia ediyorum. Niye? Ağır gidiyorum. Benim namımdı. Benim babama kaplumbağa derler mesela. Kamyona dalmaya kadar giderdi, arkadaşları dalga geçerdi. Ya sen derdi aşağı kadar, dabana kadar iniyorsun, iniyorsun, dabandan sonra gaza basıyorsun çok. Babam da diyordu ki ya ben 120-130 kamyonu nasıl bırakıp da dalmaya gireyim? O araki stres. Hadi ön teker çıktı, lastik gümledi. O ara tam dalmaya geldin, lastik gümledim, rampada durmaz ki araba. Devirirsin gider. Ağır gidene ayıplamıyorlar arkadaşlar. Hatta ağır araba süren ülkelerin bence kültür seviyeleri yüksektir. Çünkü bizim insanımız ehliyeti sanayici ve şoför esnafının çocukları hariç geç alıyorlar. Mesela Almanya'da akıcı trafik var. Millet 130'da gidiyorsa herkes 130'da gidiyor. Orada bir düzen var. Burada o düzen yok. Burada Allah Clio'cu 180'le gidiyor. Adamın 525 BMW'si var 85'le gidiyor. Bir ayarsızlık var ülkemizde. Onun için ne yapacağım? Önümüzü, arkamızı çok yakın mesafe takip etmeyerek bir şekilde trafikte gazın dibine kadar basmadan arkadaşlar yarım gaz hem arabamızı az yakar. Ufuk abi tatile giderken Ankara Antalya arası veya başka yer Antalya arası kaç süratle gitmek gerekiyor sence? Vallahi ben 180-200. Kaç? Ben 180. Evet. Abim 180-200 dedi. Sen Ufuk abi? 100'ü geçmiyor. Sen Recep abi? 90. Sen İbrahim 300-350. Evet. İbrahim'in her zamanki gibi gözü yükseklerde. Benim de ortalama süratim 90-110 arasıdır. Lütfen arabanızın babayitliğine göre, bakımına göre süratlerimizi ayarlayalım. Arabaya sonuna kadar gaza bastığınız zaman kimse size "Oo ne kadar güzel araba sürüyor. Oo harika şoförmüş." falan. Biz buna plaket verelim. Durduğumuz yerde bedava yemek yedirelim demez. Ne yapar? Benim gibi
Eşeğe bak hele, gidişe bak hele, şimdi gidecek bir duvara girecek, pat küt onunla uğraşacak. Diyeceğim arkadaşlar, abim gibi 300-350'lerin derdinde olmayın. 90-100-110 arası ferah, Neşet Ertaş'ı açın, ağır ağır böyle aramanızı, içeceklerinizi, ailenize böyle muhabbet çekseniz, çekirdeklerinizi alın. Yolculuk yapmak da bir sanattır, bir kültürdür. Sinema izlemek gibi. İnsan oluyor. Efendim? İnsan. Türkiye'de 180-200 yapacak yol yok ki. 180-200 yapacak yol yok ama millet 180-200'de gidiyor tek şerit. Otobanda gidebiliriz. Nasıl gidemiyorsun? Abi sen ne diyorsun? Burdur'un oralarda, o Afyon'un düzlüklerde Allah patlat 1.8T var ya, patlayacak la. Dersin ki adam bir yere yetişecek. 180-200 gidersin de 250 falan sıkıntı. 180-200'de gidersin. 180-200'de duramazsın abi. Bugün Şahin de 180 yapıyor. Doğru mu? İyi bir Şahin olsun, bakımlı, benzine de al, 200 yapar. Ama gerek yok arkadaşlar. Şimdi parçalar da pahalı. Allah korusun kaza yaptığınız zaman sorumluluğu da fazla. Dikkat edelim lütfen, lütfen, lütfen. Sizden ricam, Kurban Bayramı'nda minimum seviyede sürat yapalım. Minimum kaza inşallah. Rabbim hepimizin bayramımızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. YouTube videosu çekiyorum ya. Her türlü pisliği yaptınız abi. Ben anladım. Bir de küfür edin. Sıçın bari şuranın ortasına ya. Nasıl insansınız siz? Ben burada trafik videosu çekiyorum ya. 5 dakika videoyu kapatayım, konuşmazsınız değil mi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunlara laf anlatamadım. Kime laf anlatacağım? Hepinize iyi bayramlar. Rabbim kurbanınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Sıkıldı bunlar da şimdi, ben ne yapıyorum diyor. Kaç! Tekbir! Yollarda tabelalara riayet edelim. Tabelada 70 yazıyorsa 70'le gidelim. 90 yazıyorsa 90'la gidelim. Üstüne devlet de kefil değil, araba da kefil değil. Lütfen hız kurallarına uyalım arkadaşlar. Ondan sonra güzel güzel yalap şap tatilimizi yapalım. Şapıdık şupuduk bir şeyleri yapalım. Hadi iyi eğlenceler. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar, o otobanda 40'la 30'lu süratle 2. şeritten 3. şeritten 60-70'de giden insanlar da var. Bunları da protesto ediyorum. Almış ağzına kürdan adam, böyle yola bakarak gidiyor. Abi en sağa geçin, ne yapacaksanız yapın. Sen 2. şeritten 60'da gidiyorsun, seni sollayacak kamyoncu. Ya sağından sollayacak, kendini riske atacak. Ya da 3. şeride zıplayacak, arkadan gelen adamı canını tehlikeye atacak. Lütfen hız süratle, yani tam fazla sürat yapma, az sürat da yapmayalım yani. Yolun ortasında neredeyse duracak adam ya. Film izliyor herhalde arabanın içinde. Lütfen ne gerekiyorsa yolun akışına göre tespit edelim, ona göre yolculuk yapalım arkadaşlar. Evet, onlar bunlar işte. 110, 110 ufuk, 350 İbo, 90 Recep. Ben de her zaman 70 sürat Mehmet. Başka bir şey yok. 70 surat Mehmet abi. Ya videoyu kapattık ya. Susalım. Konuşsanız şimdi. Beni kıskanıyorsunuz değil mi? YouTube'da 1 milyon olacağım diye.